Merhaba. Sizlere yine Eriyen Terhi Sigortalar ailesinden olan Enaş veya diğer adıyla bıçaklı sigortaları anlatacağız. Enaş bıçaklı sigortalar yine bu şonlu sigortalarda olduğu gibi içerisindeki bakır iletkeninin kapasite akım değerinin üstüne çıkıldığında eriyerek kopması ve devreyi kesmesi şeklinde koruma sağlar bana. Burada temelde iki parça vardır. Bunlardan bir tanesi buşon, diğeri ise gövdedir. Buşonlu sigorta gövdedeki iki tane lale kontağı sıkı geçme şeklindedir. Enerji girişi kontaklardan birine, enerji çıkışı kontaklardan diğerine bağlanır. Sigorta herhangi bir kısa devre veya aşırı yük nedeniyle açma yapacak olursa iki kontak arasındaki devre açılmış ve enerji geçişi engellenmiş olur. Yine buşon kısmı, şunu alalım, buşon kısmı porselenden olur. İki tarafında da kontaklar yerleştirilmiştir. Buşonlar çift sıfırdan başlayıp 3'e kadar 5 ayrı boyda yapılırlar. Bu 5 ayrı boyda yapılmasının nedeni enerji bıçaklı sigortaların çok yüksek akım değerlerde çalışmaları ve bu akım değerlerine dayanabilecek kısa devre esnasında bunun içerisinde çok yüksek ısı değerler ortaya çıkacaktır. Bu değerlere dayanabilmesi için gövdenin akım değeriyle birlikte yükseltilmesi veya büyütülmesi nedeniyle isterseniz bir sigortanın içerisini açıp bakalım. İçerisinde yine kuvars kumu ve kısa devre veya aşırı akım sırasında eriyen bakır iletkeni göreceğiz. Şu anda porselen gövdeye bağlı olan kontakları söküyorum. Bağlantı vidalarını çıkarıyorum. Bu akım sigortaların akım değerleri çok yüksek olduğu için dikkat ederseniz temas noktaları, kontak temas noktaları da oldukça büyük. Bu sayede temas direncini en aza düşürüyor. İkinci kontağı da gövde bağlantılarına açtık. Şu anda içerisindeki kuvars kumu dökülüyor. Yine bu kuvars kumu kısa devre esnasında içeride oluşacak olan yüksek ısının porselen gövdesinin belli noktalarda birikip yüksek ısı soğuk veya sıcak bölge soğuk bölge arasında çatlamalara neden olmasını engellemek içindir. Yani kuvars burada ısının gövde üzerinde homojen yayılarak yok olmasını sağlar. Bunlar buraya kontaklar sıkı geçmeye, kontaklar üstünde bakır sıkı geçme olduğu için bunu yan keskiyle açmamız gerekecek, çıkarmamız gerekecek. Evet. Şimdi kontağın bir tanesi. İçerisinde dikkat edecek olursanız bakır iletken var. Bakır iletkenin etrafı ısısını yayabilmek için kuvarsla doldurulmuş. Yine burada şöyle düzelteyim. Bakır iletken belli noktalarında zayıflatılmış. Zayıflatılmasının nedeni kopmanın oluşacağı yeri belirlemek. İstem dışı kopmaları engellemek. Yani istem dışı çok farklı bölgelerde, gövdenin çok farklı yerlerinde kopma yapıp buralarda yüksek ısı oluşturmasını engellemek. Yine dikkat edecek olursanız burada bayrakçığın bağlı olduğu bir tel var. Bu tel kısa devre anında kopmakta ve bu bayrakçık dışarı fırlamaktadır. Buradaki bakır iletkenin kesti sigortanın akım değeriyle orantılıdır. Bu 80 amperlik enerj sigortanın içi. Örneğin burada da kesti büyütmek için iki paralel kol alınmış. Bu 125 amperlik enerji sigortanın için.
Bu ise dikkat ederseniz paralel koş sayısı 3'e çıkarılmış burada. Bu ise 250 amperlik bir enerji sigortanın içi. Biraz da enerji sigortaların gövdelerinden bahsedelim. Yemin söylediğimiz gibi enerji sigortaların buşonların kontakları gövdeye gövdedeki lale kontakları sıkı geçme şeklinde takılırlar. Burada 5 boy vardır. Örneğin şu daha büyük bir boy, az önce sökmüş olduğumuz NH. Daha büyük bir boy NH, daha küçük bir boy gövdenin üstüne veya içerisine yerleşmez. Yine burada aynı boy bir buşonu bulmamız gerekir. Bu tek fazla bir NH sigorta. 3 fazla da aynı gövdede toplayan gövdeler vardır. Bu da 3 faz için birer NH buşon konmuş bir gövde, 3 fazlı bir gövde. Burada da yine her 3 faz için birer tane NH sigorta takılır. Dikkat edecek olursanız çok sıkı bir geçme. Elini bile zorladığım zaman yerine montajında zorluk çekiyorum. Aslında NH tipi sigortaların gövdeye takılması veya çıkarılmasında ellik dediğimiz aparatlar kullanılır. Bunu bir diğer elliği görüyorsunuz. Dikkat edecek olursanız NH sigortanın üst kısmında iki tane kontağında bir tane çıkıntı vardır. Şöyle gösterelim. Elbileğin içerisindeki veya alt kısmındaki yuvalar bu kulakçıklara oturur. Şu anda takıldı. Bu ellik vasıtasıyla çünkü bu NH sigortada enerji vardır şu anda. Ellik vasıtasıyla sigortayı veya buşonu yerinden, NH buşonunu yerinden çıkarabilirim. Bakın geçtiği kısmı gördünüz. Şu anda buraya bu takıldı. Buradaki kırmızı butona basarak NH'ı takıldığı yuvadan çıkarabiliriz. NH buşonların gövdeye takılmasında ve sökülmesinde bu elliğin kullanılması çarpılmayı engellemesi açısından oldukça önemlidir. Uygulanan genel yöntem bu kulakçıklardan pense yardımıyla NH'ın takılması veya sökülmesi. Dikkat edecek olursanız burada pense ile tuttuğumuz her iki noktada da enerji vardır. Yani enerji altında bir çalışma yaparız ve elimizdeki herhangi bir kayma veya bunu sökme sırasında pensenin metal aksamının herhangi bir yere değmesi. Örneğin daha yakınlarda başka bir cihaz varsa cihaza değmesi, panonun sacına değmesi veya bulunduğu kutu kapağının kenarlarına değmesi, bu bizim için bir sakıncadır. Onun yerine buşonu yerine takmak için bu elliği kullanabiliriz. Şu anda yerine oturtturdum. Geldim. Bakın taktım. Bastım butonuna, kurtardım ve çıkardım. NH sigortalarına dikkat ederseniz enerji çalışan kısımlarının ortada olması biraz güvensiz durum oluşturmakta. Bunu daha güvenli hale getirebilmek, sigortaları daha rahat yerine takıp çıkarabilmek için çekmeceli sigortalar veya çekmeceli şalterler oluşturulur. Dikkat ederseniz burada enerji çalışan kısımlar tamamen kapatılmıştır yalıtkanla. Dışarıdan baktığınızda burada 3 adet 3 fazlı sigortayı görebiliyorsunuz. Her bir faz için bir adet sigorta. Akım değerlerini okuyabiliyorsunuz üstünden. Herhangi bir arıza nedeniyle bu sigortaları çıkarmanız gerektiğinde veya
bunu hat ayırıcısı olarak kullanmanız gerektiğinde şu şekilde şartlara asılıp sigortaların her iki kontağını da buşonların her iki kontağını da sigorta gövdesinden ayırmanız mümkün. Dikkat ederseniz gövdeleri ayırdık. Bu arada ekstra plastik yalıtkanlar atılmış. Normalde açık tip gövdelerde de üç fazlı buşonu yerleştirdikten sonra fiberden oluşmuş spalatör dediğimiz ayırıcılar aslında konur. Burada olduğu gibi. Bunun fiber ve seyyar spalatörleri bu aralara takılır. Bunun komba nedeni şudur. Dikkat edecek olursanız klemensler ve sigortalar birbirlerine oldukça yakın. Herhangi bir kısa devre anında oluşan arkın yandaki sigortanın enerji taşıyan kısmına atlamaması için veya herhangi bir gerilim yükselmesinde, herhangi bir gerilim tepe değer yapmasında buradaki gerilimin yan taraftaki sigortanın bağlantı noktalarına veya diğer açık olan kısımlarına, enerji taşıyan kısımlarına atlamaması için yalıtımı arttırmak için araya spiratörler eklenir. Bu çekmeceli sigortayı aldıktan sonra bakın şu yanda olduğu gibi sigortaları dışarıya almamız da mümkün. Daha sonra sigortaları buradan yine çıkararak gerekli değiştirmeleri yapabiliriz. Örneğin bir arıza oldu ve sigortalardan birkaçı attı. Sigortaları çıkardık, değiştik. Daha sonra buradaki duvara oturtturarak sigortayı yerine takmamız mümkün. Hatta yetkiz kişilerin sigortaya ulaşmasını engellemek için burada asma kilit takabileceğiniz veya diğer kilitleme mekanizması takabileceğiniz bir kulakçık vardır. Açtığınız zaman daha net gözükecektir. Sigortayı örneğin çıkardık herhangi bir nedenle arıza var. Arıza ile uğraşıyoruz. Başkalarının gelip bu sigortayı yerine takmaması için sigorta sökükken eğer buraya bir anahtarlama mekanizması koyacak olursanız sigortanın kapanmasını engelleyebilirsiniz veya sigortayı yerine taktıktan sonra yetkisiz kişilerin açmasını engellemek için sigortayı yerine taktıktan sonra buraya bir kilit takmanız da mümkün. Merhaba, daha önce buşonlu sigortayı ve otomat sigortayı attırmıştık. Şimdi enerji sigortayı attırmayı deneyeceğiz. Enerji sigortaların akım değerleri biraz daha yüksek olduğu için bir kaynak makinesinin çıkışından faydalanacağız. Gerilimimiz düşük olacak ama akımımız yüksek olacak. Ben bu ara enerji sigorta attığı zaman pulcuğun fırlamasını kameramla çekmeye çalışacağım. Bizden açalım. Bir yandan kuvars kumu dökümüne başladı. Bakın telimiz kopmuş içeride. Kuvarsını da boşalttım. Parçaları burada.
Evet.